Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Piraye'nin seyir kitabından bahsedeceğim. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi bekliyordum ama size birkaç sürpriz ve fayda sağlamak için biraz öteledim açıkçası. Önce yazardan, sonra kitabın konusundan, sonra da size olan sürprizimden bahsedeceğim. Hazırsanız seyir kitabının analizi gelsin. Arkadaşlar bilenler biliyor, yaklaşık bir aydır Piraye Çok Satanlar listesinin üst sıralarında yer alan seyir kitabının yazarı. Ben yazar ve kitabıyla ilk kez Çağla Şikel'in YouTube kanalında bahsetmiş olduğu Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti başlığındaki videoyu izlediğimde çok etkilendim. Hemen okumam lazım dedim. Genel olarak da kişisel gelişim tarzı konulara çok meraklı olduğumu, psikolojiye meraklı olduğumu biliyorsunuz ama normal böyle secret, sır gibi kişisel gelişim kitaplarından da biraz artık illallah ettim açıkçası. Çünkü aynı lafı başka cümle kalıplarıyla tekrar ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyorlar. Nitekim bu kitapta ona benzer bir şey mi diye merakla hemen gittim, aldım. Daha sonrasında kitabı okurken inanılmaz beni içine çekti. Şimdi o detaylara girmeden önce ben size isterseniz kısaca da Piraye Erdoğan'dan bahsedeyim. Kendisi bu kitabın yazarı. 1966 İstanbul doğumlu, Üsküdar Amerikan Kız Koleji ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Reklam sektöründe müşteri hizmetleri ve yönetimi alanında çalıştı. İnsan zihni, düşünce sistemleri ve uyanış odaklı farklı metotlar üzerinde pek çok eğitime katıldı ve araştırmalar yaptı. Zihin konusunda edinmiş olduğu bilgileri, ulaştığı anlayışı, geliştirdiği yöntemleri nefes ile birleştirerek kendi dönüşümünü yaşadığı, halen oluşturduğu Özgür Zihin, Özgür Nefes programıyla eğitimler vermeye devam ediyor Piraye Hanım. Ben daha öncesinde eğitimini almadım ama Çağla Şikel'in dediğine göre ilk başta bu eğitimine gitmiş, daha sonrasında da kitabını okumuş ve kitapta da eğitimde bahsedilen birçok metottan ve yöntemden bahsettiğini, kendi dönüşümü için, kendi döngüsünü kırmak için inanılmaz yol aldığını, bu kitapla birlikte bir kez daha uyandığını, farkına vardığını söyledi. Öncelikle kitabın konusundan bahsedelim. Kitap normal bir kişisel gelişim kitabı gibi hemen size taktikler ya da stratejiler sunmuyor. Önce bir roman gibi başlıyor. Kitapta başrol Mina adındaki bir genç kadın. Kendisi 38-39 yaşlarında bir reklam ajansında çalışıyor. Celal adında biriyle evlenmek üzere ama ilişkisindeki sıkıntıları, kangren olmuş bir ilişkiyi size buram buram hissettiriyor. İlk 70-80 sayfası da kişisel gelişim kitabından ziyade roman olarak ilerliyor. Mina'nın Celal'le nasıl karşılaştığını, nasıl evlenme boyutuna geldiğini ve sonrasındaki içindeki büyük bir boşlukla nasıl dibe çöküp ve sonrasında da Ma, yani bilge karakterimiz olan Ma ile karşılaşması ve Ma'nın onun hayatını adeta sihirli bir değnek gibi dokunmasını anlatıyor. Şimdi bu kitap beni neden bu kadar çok etkiledi? Öncelikle ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ben kitabı ilk okurken hepimizin hayatındaki arkadaşlık, normal ilişkiler, aşk ilişkilerinde bir parça kendine benzer noktalar bulup bulamayacağı bir kısım var. Ama kişisel gelişime direkt girmeden size örneklemeleri belli bir hikaye üzerinden anlatıyor olması açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çünkü günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarının biraz daha didaktik, yani öğretici bir dille yazıldığını ve kimi insanları içine çekerken kimisine de çok itici geldiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla roman okumayı seven insanlara da, aynı zamanda kendini geliştirmek isteyen insanları da orta noktada buluşturabilecek bir kitap olarak düşündüm şahsen ben. Ma karakterinin asıl ismi Maritza. Maritza artık 70'lerinde yaşayan ve hayatla ilgili, kendiyle ilgili farkındalık yolculuğunu hemen hemen tamamlamış, aydınlanmış bilge bir kişi gibi. Mina'nın en dibe vurduğu anlarda sürpriz bir şekilde hayatın tesadüfü bu ya karşısına çıkıyor ve Mina'ya resmen sihirli bir değnek gibi iç yolculuğuna çıkmasında vesile oluyor. O kadar zifiri bir karanlığın içindeki Mina ilk başta tedirgin olsa da daha sonra Ma'nın bu çağrısına kulak veriyor ve onun dediklerini bir bir yaparak da
farkındalık yolculuğunu başlatıp kitabın sonunda da çok güzel bir noktaya taşıdığını fark ediyoruz. Kitapta beni en çok etkileyen şeylerden biri de Ma ve Maritsa'nın diyaloglarıydı. Çünkü zaten 2-3 yıldır bu tarz kitaplara, bu tarz film ve belgesellere çok ağırlık veren, kendi farkındalık yolculuğumu tetikleyen ve geliştirmeye çalışan bir insan olarak oradaki diyaloglar, aklımda geçen bazı şeylerin gerçekten temelini oluşturup sağlamlaştırdı. Bana çok iyi geldi. Özellikle pandemide, korona sürecinde, evlerde hepimizin kendiyle daha fazla baş başa kaldığı bu dönemde kendi düşüncelerimi, fikirlerimi, duygularımı sorgulayıp bunları bir temele dayandırmak, bir arayışa girme bilincimi daha da tetikledi ve bana gerçekten söylüyorum tüm samimiyetiyle çok iyi geldi. Resmen bir arkadaş oldu bu kitap. Hatta Instagram'da kitabı okurken ara ara sizlerle sayfaları ve notları, yorumlarımı paylaşmıştım. Hem okumak bir an önce ne olacağını öğrenmek isteyip hem de kitap bitecek diye içten içe üzülüyordum. Kırmızı Oda videolarımda Gülseren Hanım'ın kitaplarından bahsederken kader motifini size anlatmıştım. Sayfamda da mevcut. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Kader motifi ise neydi? 7 yaşına kadar bir insanın ana düşünce sisteminin ve fikirlerini şekilleneceğini annesinden babasından doğduğu evde gördüğü hayatın benzerlerini sürekli farkında olmadığı sürece hayatına çekeceğini anlamıştık. Bu iyi bir şey ise devam edebilir. Ama maalesef her zaman insanlar iyi deneyimlerle, iyi döngülerle hayatlarında var olamıyorlar. Çarpık ilişkiler, iş hayatlarındaki başarısızlıklar, aşk hayatlarındaki döngüler sürekli onları "bunlar niye hep benim başıma geliyor?" düşüncesine ulaştırıyor. Ma'nın yani Piraye'nin burada bahsettiği kader motifi ise madenlerimiz oluyor. Piraye'nin söylediğine göre insanoğlu 3 ve 7 yaş arasında etrafında olan her şeyi bir sünger gibi hipnotik bir şekilde çekiyor. Köpeği mi seviyor? O zaman hayatı boyunca köpekleri seviyor. Kediden mi korktu? O zaman hayatı boyunca kedilere karşı temkinli davranıyor. Ya da küçükken annesi bir kadınla konuşurken "aman canım sarışınlara da güven olmaz" dedi ya, çocuk onu alıyor ve hayatı boyunca sarışın kadınlarla ilgili bu fikri zihninde benimsiyor. 7 yaşına kadar zihin etrafta olup bitenleri, duyduklarını, her şeyi böyle sünger gibi çektikten sonra kendine uygun bir karakter oluşturuyor. Dolayısıyla kafamızın içinde bir ses var ya, bütün gün muhatap olduğumuz cırcır böceği gibi hiç susmadan yorum yapan, geçmişten gelecekten bizi mahrum bırakmayan ve sürekli anda olmamızı engelleyen o ses, işte bizim 7 yaşına kadar öğrendiklerimizden dolayı oluşan karakterimiz sanılan zihnin sesi. Ama Piraye bize diyor ki sen zihin değilsin, sen o ses değilsin. Kafanın içinde konuşan o zihnin sesi aslında seninle hiçbir alakası olmayan, geçmişten edindiği duygu ve tecrübelerle seni tehlikelere karşı koruduğunu farz eden ama daha da büyük kısır döngülere sürükleyen ses. Sen ne zaman onu gözlemlemeye geçersin? Yani şöyle düşünebilirsiniz kendinizi, bir uzay boşluğundasınız ve belli bir düşünce bulutları var. Ama sen o düşünce bulutunun içine girince o düşüncenin sana getirdiği duyguyu yaşıyorsun ve o duyguda daha sonra o frekanstaki olayları, kişileri, durumları hayatına çekiyor. Aslında düşünceni gözlemleyebilirsen ve düşüncenin içine girmezsen duygudan da bertaraf olup o olayları kendine çekmeyeceksin. Yani şöyle örnek verebilirim. Aynı yazarın da bahsettiği gibi öz değersizlik duygusu, kendini yeterince iyi hissedememek. Sen kendine geçmişinden edindiğin tecrübelerle belki de yeterince iyi ya da değerli olmadığını anlattıysan eğer, hayatına çektiğin insanlarda da senin değersiz olduğuna dair davranışları, düşünceleri ya da sözcükleri duymaya teşvik ediyorsun ve sonrasında da diyorsun ki yine benim başıma bu tarz bir olay geldi, ben bunu hak edecek ne yaptım? İşte düşünceni yönlendirebilirsen, daha doğrusu düşünceni izleyip duygusal bir boyuta geçmeden onu böyle buhar bulutu gibi havaya sürüklersen, o zaman kendinin ne olduğunu tekrar bilinçaltı kodlarını oluşturarak kendine kanıtlayabilirsin diyor. Bunun
en güzel yolu da nefes meditasyonları, yogalar, hatta günü selamlama hareketleri YouTube'da da yazarsanız gerçekten de sağlığa çok faydalı olan hareketler olarak kanıtlanmıştır. Nefes de keza öyledir ve tam olarak da anda olmayı kabul ederek başlıyor. Kitapta geçen bir fasulye örneği var. Ma ile Mina karşılıklı fasulye ayıklıyorlar ama Mina o sırada ya bu kadın niye bana fasulye ayıklatıyor? Ben buraya fasulye ayıklamak için mi geldim diye düşüncelere dalınca daha sonrasında o düşünceler onda bir sinir ve huysuzluk duygusu yaratıyor. Ama daha sonrasında Ma'ya bunu dile getirdiğinde Ma da diyor ki şu an sadece yapman gereken anda kalmak, fasulyeyi ayıklamak. Fasulyeyi ayıklamaya bir yorum, düşünce eklersen bu sende bir duygu yaratacak ve o duygunun da esiri olacaksın. Aynı frekanstaki olayları hayatına çekeceksin ve belki de bir fasulye ayıklamak bir insanı ne kadar mutsuz ve huysuz ederse o kadar olacaksın diyor. O yüzden arkadaşlar demem o ki zihin sizi andan ayıran, gerçek benliğinizden, bilincinizden, candan ayıran oyunlar, düşünceler sunmaya devam ediyor. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, bu kitapta geçen güzel cümlelerle, iç sorgulamanızla bu apayrı bir boyuta ulaşacak. Benim gerçekten bu sene, yani son zamanlarda bir sene içerisinde okuduğum, beni çok etkileyen, çok fayda sağlayan bir kitap oldu bu. Mühim olan senin oluşun, senin bu dünyaya gelmekte bir amacın var. Önemli olan arabayı nereye götüreceği değil, çıktığın yolculuğun keyfini çıkarmak diyor. O yüzden sen seyir eden misin yoksa seyreden misin diye bir sorusu da var Piraye Erdoğan'ın bizlere. Yani demem o ki okurken çok düşündüren, çok içsel gözlem yaptıran, geçmişten, gelecekten, kaygılarınızdan, her şeyden bir çıt dokunarak farkındalık düzeyinizi arttıracak bir kitap olabilir bu. Bana tam ihtiyacım olan zamanda geldi. Dilerim ki bu videodan sonra size de tam ihtiyacınız olan zamanda içsel yolculuğunuzda farklı bir boyuta taşıyacak anda gelir. Önemli olan aracın nereye gittiği değil, yolculuktan keyif almaktır diyor. Çünkü sen zaten oluşunun, bilincinin, yani dünyada var olma bilincinin farkındaysan İstesen de istemesen de yolun sonu senin hayalinden daha bile güzel olacak diyor. Arkadaşlar kitapla ilgili aslında konuşacak ve söyleyecek o kadar çok noktalar ve kısımlar var ki ama böyle bir özet geçeyim, gerisini de siz okuyun. Kitapta gerçekten bazı sayfaların altını defalarca çizip not aldığım cümleler var. O kadar farkına varıyorsunuz ki bazı şeylerin. Umarım size de faydalı olmuştur. Şimdi gelelim sürprizimize. Bu videoyu neden geç çektim? Çünkü bu kitabı size olabildiğince indirimli alabilmek için görüşmeler yapıyordum. Siz yeter ki kitap okuyun diye ben açıklamalarda gördüğünüz indirim kodlarını aldım. Şubat sonuna kadar açıklamada bıraktığım linklerden yapacağınız alışverişlerde indirim hakkınız var arkadaşlar. Ben bu kitabı hatırlarsınız 42 liraya almıştım bir kitap evinden, ismini vermeyeyim şimdi ama aşağıdaki indirim koduyla 25 TL'ye alabileceksiniz. Ben bunu gerçekten bir amme hizmeti olarak yapıyorum çünkü beni çok iyi etkiledi. Size de fayda sağlayacağını düşündüğüm için bu indirim kodlarını da alıp öyle videoyu çekmek istedim. Aynı zamanda Instagram'ımda da 5 kişiye imzalı bu kitaptan hediye ediyoruz. 18 Şubat'ta açıklayacağım sonucunu. İsteyenler oraya gelsin, isteyenler de direkt aşağıdaki linklerden indirimli olarak alsın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Benim hayatıma, düşüncelerime ve duygularıma dokunan bir kitap oldu. Umarım sizin için de çok keyifli bir yolculuğun başlangıcı olur. Kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.